Uçan Kuş TV ekranlarından herkese sesimizin ulaştığı, ulaşamadığı, ileride ulaşması muhtemel olan dini, dili, cinsiyeti, ırkı fark etmeksizin herkese selam olsun diyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Tassaman'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. Nasılsın? Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber olmak gerçekten keyifli. Ramazan'da da bu vesileyle hem Kur'an ayındayız hem oruçlar bir yandan bunları konuşuyor olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. İşte bizi Ramazan'a ulaştıran Allah'a hamdolsun bir Ramazan'ı daha gördük. İnşallah bu Ramazan nice hayırlar getirecektir. Hem bize hem ülkemize hem İslam ümmetine diye dua edelim. İnşallah Rabbim hakkını verenlerden eylesin hocam. Geçen ilk programımızda hocam oruç ve Ramazan'la ilgili biraz konuşmuştuk. Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmiştik. Yani Ramazan'ı Ramazan eden faktörün Kur'an-ı Kerim olduğundan bahsetmiştik. Burada da şunu sorarak başlamak istiyorum. Madem ki Kur'an Ramazan'ı Ramazan ediyor ve biz bunu açlık suretinde kutluyoruz. O halde Kur'an'ın en temel özellikleri nedir diye başlasak. Evet, Kur'an'ın en temel özelliklerini yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an kendini belli sıfatlarla tanıtıyor. Kur'an'ın bu sıfatlarını okursak Kur'an'ın birçok özelliğini de öğrenmiş oluruz. Kur'an öncelikle bir nur, ışık. Peki neyi, o ışık bize neyi gösteriyor? Aslında baktığımızda hayat kapkaranlık. Yani çünkü niye? Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Şöyle biraz zamanın üstünden kendi olduğumuz noktaya bir baksak şunu görürüz. Milyarlarca yıla sıkışmış çok kısa bir ömrümüz var. 100 yıl bile değil. Ondan karanlık diyorum. Ondan sonrası bizim için mezarlığın altında geçecek kapkaranlık bir şey gibi gözüküyor. Fakat Kur'an bir anda ışığıyla aydınlatıp mezarlığın aslında sadece bir geçiş noktası olduğunu görüyor. Doğumun cenine bir geçiş noktası olduğu gibi ölüm de bize ahirete geçiş için bir nokta. O karanlığa giden, mezarlığın altında karanlığa giden ve orada nokta bulan bir şey değil. Kur'an'ın bunu aydınlatmasından daha önemli ne olabilir? Kur'an'ın bu müjdesinden daha önemli ne olabilir? Kur'an'ın nitekim diğer bir sıfatı da büşra. Yani müjde veriyor. İşte Kur'an bize ahiretin olacağını müjde veriyor. Ahirette iyilik yapanların karşılığını bulacağının müjdesini veriyor. Diğer taraftan Kur'an'ın yine tarif eden önemli sıfatlardan birisi. Nitekim bir sureye de isim olmuştur. Ülkemizde de çok kimse o isim olarak kullanır. Furkan. Nedir? Kur'an ayırt edici bir kitap. Neyi ayırt ediyor Kur'an? Doğru ile yanlışı. Değil mi? İyi ile kötüyü. Bunların hepsini ayırt ediyor, bize gösteriyor, yol gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini söylerken, işte bu doğrudur, bu yanlıştır diye bunları ayırt eden bir kitap. Hakla yani, batılı ayırt etmemizi değil mi? Elbette. Çünkü bazen hocam insan haramı helal, helali haram zannedebiliyor. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru. Hatta bazen öyle doğrular var ki içerisindeki o bir yanlış tüm doğruları götürebilecek bir durumda olabiliyor. Ama hamdolsun Furkan'ın özellikle insana kazandırmış olduğu bir sıfat. Yani baktığı yerde Allah'ın neyden razı olacağını ya da neyden razı olmayacağını, bu yetiyi kazanmak. Hani Rabbimiz diyor ya, bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi de öğretir diye. Gerçekten muhteşem sıfatlar. Nur dediniz, ahiretin varlığı dediniz. Bu bile tek başına bir müjde değil midir aslında? Hiçbir şey olmasaydı da merak etmeyin, ölüm bir yok oluş değil. Sadece bir geçiş, yani diğer dünyaya geçeceksiniz demesi bile İnsan için bence birçok korkunun yok olmasına vesile olmuş olurdu. Ve tabii bir de Kur'an'ın aydınlattığı en önemli bilgilerden biri, ahiretten bile önemlisi, bize Allah'ın varlığını Kur'an tanıtıyor. Neden buradayım sorusunu sorduğumuzda aslında biz Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden, Allah bizi yarattı da buradayız sorusuna varıyoruz. Ha, bu da biz peki Allah kim? Allah nedir sorusuna götürüyor. Kur'an Allah'ı da tanıtıyor bizi. İşte Allah'ın merhametli olduğunu tanıtıyor. İşte Allah'ın affedici olduğunu anlatıyor. Allah'ın her şeyi işiten, her şeyi gören, dualarımızı işiten olduğunu anlatıyor. Allah'ın evvel olduğunu, ahir olduğunu anlatıyor. Allah'ın gücünün, kudretinin çok yüksek olduğunu anlatıyor. Hatta ben düşünüyorum yani, çok bizden yana olması da çok güzel bir şey değil mi? Adeta Allah diyor ki yani bak ben senden yanayım. Bunca şeyi yarattım ama seni böyle başıboş bırakmadım. Sana vahiy indirdim. Sana bu vahyi nasıl uygulanacağını öğretebilmek için peygamberler gönderdim. Sana tanıttım. Tüm şeylere sana örnek verdim. Yani en küçük zerreden en büyük parçaya kadar sana bunları teker teker anlattım. Seni muhatap aldım. Yani seni değerli kılarak bunları anlatıyorum.
Ben senden yanayım kulum da sen kimden yanasın? Yani benimle aran nasıl? Bak ben seni zikrettim, seni yarattım, seni varlık alemine getirdim. Oradan canlılar içerisine seçtim. Canlılar içerisine irade, akıl sahibi varlıklar arasında kattım. Yani sana değer verdim. Senin üzerinde bir emeğim var. Ama sen benim bunca yapmış olduğum emeğe karşı neredesin, ne tarafta duruyorsun? Yani benimle olan ilişkini nasıl kuruyorsun diye adeta soruyormuş. Evet. Kur'an'ın aslında bana göre en büyük müjdelerinden biri ne biliyor musun? Allah'ın aslında merhametli olması demeyini aldım. Bu o kadar büyük bir müjde ki Allah hiç kullarını umursamayan bir varlık olsaydı, yani yaratıcımız, ne yapardık? Veyahut da haşa zalim bir varlık olsaydı ne yapardık? Yani gideceğimiz, başka sığınabileceğimiz bir nokta da yok ki. O yüzden Kur'an'ın en önemli müjdelerinden biri Allah'ın merhametidir. Nitekim işte 114 surenin 113'ü de Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ki değil mi? Allah'ın merhametini ve bolca merhametini insanlara yapmasını anlatan ifadeler. Rahman ve Rahim ikisi de aynı kökten ki mesela gelmiş. Kütübü alâ nefsi rahme vardı değil mi? Tabii, Allah kendine merhameti farz kıldı diye. Merhametini kendi üzerine yazdı. Kendi üzerine yazdı. Diye Allah. Evet. Tabii ki ayet de var. Bu bizim için önemli müjde. Dikkat edersen Allah yapılan iyilikler hep kat kat karşılığını vereceğini söylüyor. Yani yapılan iyilikler kat kat karşılık alıyor. Peki günahlara ne yapıyor Allah? Onlara da Allah şöyle diyebilirdi. Ne günah işliyorsanız kat kat burnunuzdan getirileceğim. Yani şöyle yaptığınızın 20 katı, 100 katı ile burnunuzdan getirileceğim. İyiliklere diyor Allah. Çektireceğim diye kat kat karşılığını vereceğim diyor. Kötülüklere kat kat karşılığını vereceğim demiyor. Cehennem ne kadar korkunç olursa olsun. Sonuçta yaptığımız kötülüklerin kat kat karşını alacağı Kur'an'da söylenmiyor. Ne deniyor? Yaptığınız kadarıyla ancak cezalandırılırsınız. O da kendi yaptıklarınızdan ötürü. Aslında Allah cehenneme göndereceğinden değil, insanın kendisini illa o yola gitmek istediğinden. Ve tabii bu da şöyle bir şey var. Şimdi iyilikler kat kat karşılığını alıyor. Kötülüklerin bir kısmı da affediliyor. Allah kötülüklerin tövbe edilenleri, hatta tövbe edilmeyen de birçok günah affedileceğini anlıyoruz. Allah büyük günahları da affeder diyor. Yani tövbe edilenlerin affedilme olasılığı artıyor tabii ki ama tövbe edilmeyenler de affedilmeyecek diyemeyiz. Allah sonuçta birçok günah affedeceğini Kur'an'da müjdelemiş. Affedilmeyenlerde bak yani affedilmeyenlerde ancak yaptığı kadarıyla insan günahını çekecek. Ama tabii ki bir insan kendine diyor ki kardeşim ne olacak yani ben işte bir hırsızlık yaptım, adam öldürdüm. İşte Allah'a kale almadım, ibadetlerimi yapmadım. Bunun cezası işte bana göre şudur. Gibi kendi kendine hesap yaparak biz ama o hesabı göremeyiz. Ahirette göreceğiz onun hesabının karşılığını olacağını ve insanların hiç ummadıkları şekilde bir fatura karşılarına çıkacağını da görüyoruz ahirette. Şaşıracaklarını da görüyoruz. Ama sonuçta Allah kötülük yapanlara da merhametsiz davranmıyor. Ancak hak ettikleri kadarını veriyor eğer bağışlamamışsa. Ve bana göre bu gerçekten aslında olabilecek Kur'an'ın en büyük müjdesi. Yani merhametli bir yaratıcımızın olması ve onun semiyü dua olması değil mi? Kur'an'da bu, ki Allah'ın zaten bir bu, duaları işiten olması, yaptıklarımızdan haberdar olması. Bu ne demek? Aslında biz sürekli Allah'la istemek. Yani kimi zaman insan yakınlarından ayrılıyor hayatında değil mi? Sevdiklerinden ayrılıyor. İşte askere giderken ayrılıyor, gündüz işe giderken ayrılıyor. Yani günün belli saatlerinde ve hayatının belli dönemlerinde diğer insanlardan ayrılıyor. Ayrılmasak da hep şeyden şikayet ediyoruz değil mi? Bizi hiç kimse tam anlayamıyor, eksik anlıyor, yaptıklarımızı değerlendiremiyor diye anlıyor. Bak Kur'an'ın bize tanıttığı Allah'la şunu görüyoruz. Aslında hiçbir zaman yalnız değiliz. Her an Allah'la beraberiz. Allah her an bizi görüyor. Her an Allah'ın huzurundayız. Allah yani diğer insanlar hayatın belli bir döneminde, günün belli saatlerinde kopabiliriz. Ama Allah'la kopmak diye bir şey yok. Çünkü her an Allah'ın kudretinin altındayız ve her an o bizi görüyor. Ve bu bizi gören Allah bize haksızlık yapması mümkün değil. Bizi bizden iyi bilen bir Allah. Diğer bütün insanlar bize haksızlık da yapsa, onun bize haksızlık yapması mümkün değil ve bu merhametli bir yaratıcı. Yani merhametli sürekli bizde olan bir yaratıcı var. Bunun hayatı zenginleştirme oranı müthiş. Anlayan için. Ve Kur'an bize işte yaratıcıyı tanıtarak, yaratıcıyla aramızda bağ kurdurarak olağanüstü şekilde varoluşumuzu zenginleştiriyor. Hocam zaten insan ne zaman hata yapacak olsa bir dönüp baksak hep o bağ koptuğu zaman ya da biz o bağı zedelediğimiz zaman oluyor. Yani bir insanın bir günaha veya bir hataya düşebilmesi için Allah'ın huzurunda olma gerçeğini bir an unuttuğunu,
o konuda gaflete daldığını hep görürüz. Evet, gaflete. Çünkü Allah dediği zaman bir insan ve o irtibatı koruduğu zaman gerçekten günahlardan veya hatalardan en azından elinden geldiğince sakınmaya çalışacaktır. Ya biz gaflete dalan da varlıklarız. Bu gerçekçi de olmamız lazım. Gaflete dalıp birçok zaman unutuyoruz. Ama Kur'an'da tövbeye çok dikkat çekiliyor. Yani af dilemesini kulların, tövbe etmesine dikkat çekiliyor. Hem bu anlatılıyor, Allah'a yönelmek, af dilemek, tövbe etmek. Hem anlatılıyor hem işte Hazreti Adem'den itibaren başlayan bir örneği de var, değil mi? Evet. Adem suçlarına af dileyerek başlıyor ve Allah onu affediyor. Yani insanın yaratılışının da o başlangıç tanıtımlarından itibaren bir tövbe meselesi var. Ya tövbe eden Adem peygamber var. Bir de tövbe etmeyip suçu, kabahati Allah'a yükleyen, eğer sen istemeseydin ben sapmazdım deyip iblisken sırf tövbesizliğinden dolayı şeytan olan da var. Böyle iki tane profil herhalde. Evet, yani işte tövbe İslam'da çok önemli. Yani Ramazan'da birçok şey bizim tövbe etmemiz, bir başlangıç yapmamız için çok uygun bir an. Niye? Çünkü ilk programda da anlatmaya çalıştık. Ramazan Allah'ın anıldığı, dini hassasiyetlerin en üst düzeyde arttığı bir ay. Ve birçok kimsenin tövbe edip de bir başlangıç yapması için de bu yüzden çok elverişli bir ay. İnşallah Allah hepimiz hatalarımızdan tövbe etmeyi, kendimizi düzeltmeyi nasip etsin. Şimdi Kur'an'ın sıfatlarından bahsediyor. Kur'an evet, nur, büşra, furkan ve merhamet evet, olarak sayılır hocam. Yani yani Allah'ın tanıtması diye dedik. Allah'ın evet. merhametini tanıtıyor. Kur'an bizatihi kendisi. Hani merhamet sıfatını Kur'an'a yüklemiyoruz. Ama Kur'an'ın diğer sıfatlarından bir tanesi mufassal, detaylı. Yani insanın dinle ilgili bilmek istediklerinin detayını veren bir kitap. İnsanlar bazen soruyorlar işte şu olay ne olacak? Yani işte falanca şeyin duası var mı? İşte diyelim ki kısmet açma duası var mı? Yani, Kur'an'da Allah'ın bütün duaları işittiğini söyleniyor. Yani senin kısmetin açılsın istiyorsan Kur'an ona özel bir dua vermemiş. Ama Kur'an detaylı. Kur'an sana neyin mantığını vermiş, nasıl dua edileceğini mantığını vermiş. Allah'ın bütün duaları işiten olduğunu, insana çok yakın olduğunu mantığını vermiş. Sen kısmetim açılsın diye dua et. Allah onu duyuyor zaten. Yani senin için özel bir dua istemene gerek yok. Evet. Gerekli detay var Kur'an'da. Dinle ilgili gerek. Eğer ki o detay yoksa onu sen kendin oluştur. O Kur'an sana bir esneklik tanıyor demektir. Unutulmuş bir şey değildir. Çünkü Allah sadece gözleri değil, gözlerin içerisindeki o sudurları, yani kalpleri, göğüsleri de bilendir Rabbimiz. Bunun için illa kalıba dökülmüş işte veya falanca hoca efendinin kitabının işte şu sayfasında şöyle bir dua var. Bu çok tılsımlı bir dua. Al bunu oku kesin olur diye değil. Yani burada önemli olan bir samimiyet var. Kur'an gerekli detayları din konusunda veriyor. Diğer Kur'an'ın sıfatlarından birisi hatırlatıcı, öğüt, zikir. Zikir yani Kur'an'ın Kur'an'da geçen tanıtan sıfatlardan bir tanesi. Bolca da geçiyor. Kur'an insanlara hatırlaması gerekenleri hatırlatıyor, öğüt veriyor. Bakın insanın illa Kur'an bilmediklerini de öğreten bir kitap elbette. Ama kimi zaman da bildiklerini hatırlatıyor. Mesela öleceğini hatırlatıyor, acizini hatırlatıyor. İnsan neden yaratıldığına bir bakmaz mıdır işte sperme? İşte yönelterek insanı. Şimdi herkes oluştuğunu biliyor. Ama unutuyor kendisini insan. Ben her şeye yeterim ya, hiçbir şeye ihtiyacım yoktur havasına girebiliyor. Kur'an hatırlatıyor. Bak neden yaratıldı? Sen kime karşı? Allah seni ondan yarattı. Sen kime hava yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Veyahut da insanı öleceğini hatırlatıyor. Ya kim öleceğini inkar edebiliyor ki? Herkes biliyor. Ama hatırlatıyor. Birçok insan iman ediyor ahirette. Sorguya, suale, hesap vereceğine. Ama unutuyor. Yani buna iman ediyor. Yani bunu reddetmiyor. İman ediyor ama unutuyor. Ama Kur'an okuduğu zaman ne oluyor? Kur'an'ın vasıflarına bir ne? Zikir. Hatırlıyor onu. Yani sadece bilmek değil. Hatırda bir şeyleri canlı tutmak da önemli. Çünkü insanın eyleme geçmesi için bunların zihninde canlı olması gerekiyor. Kur'an zikir vazifesiyle, yani hatırlatıcı vazifesiyle insanın zihninde neyin canlı, neyin diri olması gerekiyorsa onu diri tutuyor. Öleceksin, Allah'ın huzurunda hesap vereceksin. Dünyada yaptığın zerre kadar iyilik de karşına çıkacak, zerre kadar kötülük de karşına çıkacak. O halde bunun bilincinde ol, bunun davranışında ol ve hareketlerini de tabii. İnşa ederken eylemlerinde de bunu yansıt. Hani Allah'ın etrafından dolanmak aşağı mümkün değil ahirette. Kur'an hani işte kötülük yapanlar bizi geçeceklerini mi sandılar şeklinde ifadeler. Yani ben işte burada yaparım nasıl olsa kimse unutulur bunlar gider. Öyle bir şey mümkün değil. Hepsi ahirette karşımıza çıkacak. Hocam gerçekten şey ayeti de çok aklıma onu getirdi. Hani şey diyordu ya Kur'an. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Yani iki türlü insan yakalanır derler. Ya Allah'tan kaçacak ya da Allah'a kaçacak.
Evet. Yani bir üçüncü şık yok. Allah'tan kaçmaktansa en azından Allah'a kaçmalı insan. Tabii. Hakikaten ilk daha insanın tariflerinden beri şey denmiş hep. İşte, el insan yu'rafu bin nisyan. Yani insan nisyanır, unutmakla tanınır. Unutmak bizim için bazen güzel de bir şey oluyor. Hem rahmet yönü var ama bazen insan için bir Evet. kusur yönü de var. Yani eğer ki unutulması gerekenleri mesela ne bileyim işte birçok Acılarımız hesap kitap belki. yapıyoruz falanca işte masraflar, banka gelirleri, giderleri, işte aylık su parası, elektrik parası insanın hayatına böyle birçok şeyler geliyor. İnsanın işte geçmiş ayların bilmem ne faturasını hatırlamasında ödediğini veyahut da işte falanca okuldaki kalemi kime verdim ilkokulda hatırlamasının bir değeri yok. O yüzden hafızadan bunların silinmesi de bir rahmettir. Gereksiz de Hatta bilgilerdir. acılarımız öyle değil mi hocam? Yani yakınımızı kaybettiğimizi varsayalım ve onun acısının çok taze olduğunu düşünelim. Hiç unutmasak, yani o hep o aynı acının tazeliğiyle herhalde insan yaşayamayacak bir duruma Tabii yani gelebilirdi. ona unutma mı denir, acının hafiflenmesi mi denir bilemiyorum ama ya unutmak bir rahmet birçok şey. Ama unutulması gerekli dediğin gibi hayattaki o gereksiz detayları. Ama öleceğimiz, Allah'a hesap vereceğimiz, her an Allah'ın huzurunda olduğumuz gibi gerçekleri unutmamak rahmet. Unutmak değil. Yani o gereksiz teferruatları unutmak rahmetken bunları sürekli aklımızda canlı tutmamız gerekir. İşte Kur'an zikir, hatırlatıcı vazifesini sürekli bunları, Allah'ın sürekli huzurunda olduğumuzun, yaptıklarımızın ahirete karşımıza çıkacağının hatırlatmasını yapıyor. Öğüt vazifesiyle. Ve kendinin içinde Kur'an'ın bu yüzden sıfatlarından birisi zikir. O yüzden Hicr suresinde inna enzelnâhu zikra ve Tabii. inna lehu lehâfizûn. Tabii. Muhakkak ki zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan, muhafaza edecek olan da biziz diye Tabii Rabbimiz Kur'an buyuruyor. bu şekilde nitelendiriliyor. İşte Kur'an'ın mesela diğer sıfatlarından biri Kur'an'da tanıtılan, Kur'an tarif edilirken zikredilen bir sıfatı şifa. Kur'an gerçekten kalplerdekine şifa. İşte bizi birçok gönül hastalıklarımız var, takıntılarımız var, kaygılarımız var, yanlış düşüncelerimiz, olumsuz düşüncelerimiz var. Kur'an bunlara şifa özelliği gösteriyor. Gösterdiği yolla, hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğiyle, hayatımıza anlam vermesiyle gerçek anlamda kalbimize şifa oluyor. Bu da tabii ki çok çok değerli bir şey. Yani o zaman Kur'an'ın şifa olmasını sadece ayetleri okumaktan anlamamamız gerekiyor. Onları hayata uygulamak, aklımızı ve eylemlerimizi inşa etmek, kalbimizde olabilecek, aklımızda olabilecek bazı sorunların, bu sorunlar ki hastalığa da dönüşebilir. O zaman Tabii. biz de burada Kur'an'ın şifa özelliğiyle beraber inşallah şifalanıyoruz. İnşallah, inşallah. Evet. Hocam peki Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın sıfatlarından bahsettik. Kur'an'ı okurken kendi dilimizde mi okumalı? Yoksa kendi dilimizde okursak aynı Kur'an'ın o işte şifa gibi özelliklerinden, bereketinden yararlanabilir miyiz? Bu gerçekten ilk dönemlerden itibaren tartışılan bir şey. Hani hep şöyle bir algı vardır. Türkçesinden okursan hatim olmaz. İşte illa bunun Arapçasını okuman lazım deyip hani böyle lafızcılığı ön plana çıkartan, yani kutsal olanlar sanki lafızların kendisiymiş gibi hep bir anlayış var. Gerçekten genel algımızda da sanki hep bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani Tabii. insanlar biraz Türkçesini okumaya çekiniyorlar. Sanki Arapçasından okuyunca daha böyle feyiz, bereketli bir hal varmış gibi bir düşünce ve bir algı var. Ne demek istersiniz bununla Şimdi ilgili? Kur'an'ın lafzı tabii ki kutsal. Yani Kur'an bu lafzıyla insanlarla buluştu. Bu lafzın her zaman muhafaza edilmesi lazım diye tercümelerde hatalar olabiliyor. Düzeltilsin diye. Ama o lafız boş bir lafız değil. Yani o lafzın bir anlamı var. Mesela işte Ramazan ilk gününde okuduk Kur'an ayetlerinde Ramazan'da oruç tutun diyor. Bunu orucun işte geceye kadar tamamlanması gerekiyor. Yemek içmemenin olmaması gerekiyor. O bir anlamı var o lafzın. Şimdi oruç tutan kimse o lafzı anlayacak ki oruç tutsun. Veyahut da Lafız olmazsa nasıl Kur'an'da anlayacak? Evet. Kur'an'da geçen ayetler. Şimdi diyelim ki Arapça bilmeyen bir kimse için oruçla ilgili o ayetler okurken havada oluşan işte o elektriğin, titreşimin illaki bir etkisi, değeri, Kur'an'ın o şekilde lafzın olmasının bir hikmeti var. Ama bunu anlayamadığınız zaman değil mi, ciddi bir eksiklik oluşuyor. Kur'an çünkü insanlar hayata uygulasın diye geçiyor. Bu ancak manası anlaşılırsa olacak bir şey. Kur'an'ın tercümeleri de %100 Kur'an'dır diye hiç kimse iddia etmiyor. Ama insanların Kur'an'ı uygulaması için manasını anlaması lazım. Kur'an'ın çevirdiğinizde elbette ki bir güzelliğinden bir şeyler eksilecektir. Mesela Kur'an çok kafiyeli bir kitap. Değil mi?
başka kitaplarla kıyaslandığında müthiş bir içindeki kafiyeyi hissediyoruz. Birçok kimsenin çok rahat ezberlediği bir kitap. Yani kendine has o lafzının özellikleri var. Artı hatta birçok matematik düzeni var kelimelerin kelimelerde işliyoruz. Mesela Kur'an işte Adem'le Hazreti İsa arasında bir benzetme yapıyor Kur'an'da. Adem'in durumu İsa'nın durumu gibidir diye. Bakıyorsunuz Adem ve İsa kelimeleri ikisi de işte 25'şer defa geçiyor. Bir eşit geçiyor. Veyahut da Kur'an'da işte gökteki aydan, kamerden bahsediliyor. Ay dünyanın etrafında 27 günde döner. Kamer 27 kelimesi. Defa geçiyor. Şimdi mesela diyelim Türkçe bir tercüme yapan birisi bir yerde ay diye geçen kelimeyi o diye zamirle açıklayabilir. Doğru. Değil mi? O özellik kaybolabilir. Veyahut da başka bir yerde ay zamirle anlatıldıysa şey yapabilir. Onu ay diye çevirebilir. Veyahut da Türkçedeki ay, senenin bölümleri olan ay ile gökteki gök cismi olan ay aynı kelimeyi evet. kullanıyoruz. İkisi de birbiriyle ilişkili olduğu için öyle olmuşlar ama sayımı yapamazsınız böyle. Tabii o zaman mesela o matematiksel incelik gider. Oysa Kur'an'da bu şerh kelimesiyle geçiyor senenin bölümleri evet. olan ay ki o da 12 defa geçiyor evet. Kur'an'da bir incelik. 12, evet. Gökteki ay 27 defa geçiyor ama Türkçede ikisine de aynı kelime kullanıyoruz. Kelime, bakın. Evet. Mesela bu matematiksel düzeniyle ilgili incelik çevirdiğinizde geçti. Kafiyeyle ilgili şeyi de tutturamazsınız. Kur'an'da ki o surelerdeki kafiyeyi. Hatta bizim tespit edemediğimiz başka incelikler vardır. Kur'an'ın belli yerdeki vurgularındaki inceliği tercümedeki birçok kimse anlamadığı için de aktaramıyor olabilir. Bunların hepsi var ama sonuçta Kur'an'ın manasını insanlar uygulamaları lazım. Allah'ı tanımaları lazım. Kur'an işte Allah'ı tarif ediyor. Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir işte gibi sıfatlarıyla tanıtıyor. Diğer taraftan ahirette yaptığımız iyiliklerin, kötülüklerin karşımıza çıkarken ahiretle ilgili müjdeler, korkutmalar var Kur'an'da. Bunların anlaşılması lazım. İbadetler var. Diğer taraftan kıssalar var. Geçmiş kavimlerin başına gelenler. Mesela Hazreti İbrahim'le ilgili kıssada Hazreti İbrahim'in Allah rızası için nasıl kendi ailesinden vazgeçtiği gösteriliyor değil mi? Babası karşı çıkıyor. Babasına gayet saygılı, güzel davranıyor ama sonuçta onun onu putperestleştirmesine karşı direniyor, onu kabul etmiyor. Kavmine karşı da direniyor. Onlara karşı dik duruyor. Diğer taraftan gün geliyor çocuğundan vazgeçebileceğini gösteriyor ailesinden. Gördüğün gibi yani Hazreti İbrahim Allah için her şeyden vazgeçmeye hazır olduğunun örneklerini Kur'an'da gösteriyor. Peki bunu nasıl anlarsınız? Eğer ki Hazreti İbrahim'le ilgili kıssanın manasını anlıyorsanız evet. anlarsınız. Peki bütün insanlar Arapça öğrensin desek yani böyle bir şeyin mümkün olmadığı evet. belli. O zaman Kur'an'ı tercüme etmekten başka bir çare yok. Çünkü Kur'an'da baktığımızda Kur'an'da sürekli iman edip de salih ameller işlemekten geçiyor. Yani Allah'ın istediği gibi iman etmek, Allah'ın istediği gibi amelde bulunmak. Peki Kur'an ne yapıyor? Allah'ın istediği gibi imanın nasıl olduğunu anlatıyor. Allah'ın istediği gibi amelin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Bunları anladığınız dilde okumazsanız nasıl yapacaksınız o zaman? Ayrıca tabii başka bir sorun daha var. Bir sorun da şu. Dille insanlar aktaranlar dini. Yani sonuçta birçok insan okuyarak Kur'an'dan veya başka bir kaynaktan okuyarak dini öğrenmiyor. Bilmem ne efendiler, imamlar, x kişiler evet, var. İlmihaller gibi. Onların ağzından evet. çıkanı işiterek veya etrafında dedeleri, işte annesi babası ne yaptığını görerek yani gözle seyretme göz, okuyan göz değil, seyreden göz ve dinleyen kulakla dini uygulamaya çalışıyor. Burada tabii önemli sıkıntılar var. Çünkü gelenek olarak aktarılanlar ailelerimizin uygulamalarında da işittiklerimize de birçok uydurmalar var. Bunları birçok programda yeri gelince anlatacağız. İnşallah. Mesela ne bileyim işte müziğin haramlaştırılması gibi birçok haramlar aktarılmış. Şimdi sen evvelki nesilden görüyorsan bu müzik haramdır aman dinlenmez diyorsa deden anneannen veya bir falanca x kişi öyle anlatıyorsa ne yapıyor? İslam'ın içine olmayan bir haramı sokuyor. Ve bu sefer bu sanki dinmiş gibi veya dinin kendisiymiş gibi algılandığı zamanda da maalesef orada birçok insan... Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Bundan nasıl korunabiliriz? Kur'an'ı okuduğumuz işte Kur'an'da o haram yoksa... Evet. Ha orada diyebilirsin kardeşim ben Kur'an okudum bu haram yok. Sen göster ben bir yer mi kaçırdım Kur'an'da? Hangi ayetten çıkartıyorsun haram olduğunu diyebiliriz.
Mesela bu tarz bir davranışa karşı. Mesela ben küçükken görürdüm bazı komşu teyzelerde, diğer tanıdıklarda falan kurşun murşun dökülür. Ya öyle bir kurşun dökülür ki dualar, mualarla siz kurşun dökmek sanki Kur'an'da anlatılan bir şey zannedersiniz. İkiniz. İbadet gibi İslam'da, anlaşılıyor yani biraz. İslam'la ilgili bir ibadetse, oysa hiç dinle minle alakası olmayan, belki Evet. şaman geleneklerden muhtemelen gelen bir şey. Veyahut da tahtaya vurur birisi. Bazılar ona der ki ya çok itikatlı adam ne yapıyor? Bir şey denince tahtaya vuruyor. Ya tahtaya vurmanın dinle imanla alakası yok. Olsa olsa hurafecilik de bir. Ama işte maalesef o Sen hurafe bir alışkanlık Kur'an olup da okunmadığı tahtaya zaman vur. evet. Ama bunu nasıl ayırt edeceksin diye tahtaya vurmak, kurşun dökmek, müziğin haram olması, bu iddialar, uygulamalar, dinde var mı yok mu? Tek bir elde şey var. Süzgeç, Evet, süzgeç süzgeç. Kur'an. Kur'an. Allah'ın farzlarını, haramlarını toplayan kitap. Ne dedi Kur'an'ın sıfatlarından birini unutmayalım? Mufassal. Yani dinle ilgili gerekli detaylar. Dinle ilgili gerekli detaylar içermek ne demek? Bütün farzlar Kur'an'da var demek. Bütün haramlar Kur'an'da var demek. Nitekim Nahl suresinde de işte 89-90 oralar okuyalım. Size her şeyi açıklayan kitap geldi diyor. Bak her şey, neyle ilgili her şeyi açıklıyor? Kur'an çayın nasıl daha iyi demleneceğine ilgili bir bilgi vermiyor. Tabii Yok, ki. Kur'an öyle bir hedefi yok. Veyahut da Ekmek nasıl yapılır? Nasıl ekmek nasıl undan yapılmalı yapılır değil vesaire veyahut da gibi ne bileyim, biraz. göç isimleriyle ilgili bütün detayları falan da vermiyor. Yani böyle bir Kur'an'ın hedefi yok, söylediği yok. Dinle ilgili gerekli detayları veriyor. Çünkü Kur'an'ın hedefi ne? Allah'la ilişki kurmak. Evet. Bununla ilgili gereken bizim Allah'la nasıl ilişki kuracağımız, Allah'ın bizden ne istediği, hangi farzları uygulayacağız, haramları ne Allah'ın, İlkeler ne, temel ilkelerle ilgili bütün detayları içermek anlamında Kur'an mufassal. Yani dinin hepsini içermek anlamında mufassal. Hocam konumuz çok önemli. Çünkü Kur'an'ın ne kadar detaylı bir kitap olduğunu ve din adına Kur'an'ın ne olduğunu konuştuk ama maalesef süremizin sonuna geldik. İnşallah yarınki programımızda yine Kur'an'la olan ilişkimizden ve Ramazan öneminden bahsetmeye çalışacağız. Efendim selametle kalın diyoruz. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere tekrardan.